ilk yarıda orta alanda kurduğu baskıyla rakibine oyun fırsatı vermedi. Bu yarıda akıllarda kalan en önemli olay İbrahim Üzülmez ve Gronkayer'in gereksiz müdahaleleri oldu. İbrahim ceza sahamızda rakibini düşürerek penaltı yaptırdı. Bir pas. Rakibi diyor. Penaltı veriyor rakip. Bu kadar kolay olmaması lazım. Bu kadar kolay olmaması lazım. Ve Thomasson topu alara gönderiyor. Gronkayer ise topsuz alanda Okan'a vurarak kırmızı kart gördü. Ve kırmızı kart. Ve kırmızı kart ceza sahasının hemen yayının olduğu noktada hakem Massimo De Santis topun olmadığı, oyunda olmadığı bir anda yapılan bir dirsek darbesini de... Çok pozisyon buldu ve bunun sonucunda da 59. dakikada bir penaltı kazandı. Hakem bu elle teması penaltı olarak değerlendiriyor. Penaltı vuruşu öncesinde teknik direktör Ersun Yanal'ın yüzündeki ifade ise tüm Türkiye'nin hislerine tercüman oluyordu. Ersun Yanal'ın yüzündeki endişe, heyecanlı bekleyiş bizim için gerçekten hayati, kritik bir karşılaşma. Kazakistan'da oynanan maçta yaklaşık 30 metreden attığı golle bütün dikkatleri üzerine çeken Nihat Kahveci, penaltı vuruşunda bu kez topu kale direğine nişanlıyordu. Büyük bekleyiş, milli takım taraftarları kalecinin arkasında topa doğru geliyor, vuruyor, o da atamıyor. İkinci hamle ve sonuç alamıyoruz. Direkten dönüyor top. Penaltıyı kaçıran Nihat, 71. dakikada attığı güzel golle beraberliği getirirken kendisini de affettiriyordu. Yaptı, bir kafa ve gol! Nihat! İlerleyen dakikalarda birçok fırsattan yararlanamayan millilerimiz 90 dakikanın sonunda bir puana sevinmek yerine kaçan galibiyetin üzüntüsünü yaşıyordu. Gol olacak! Son anda dışarı çıkıyor!